Avrupa Birliği Türkiye ilerleme raporunu açıkladı. Yıllık değerlendirme niteliğindeki raporda Türkiye'den yine çeşitli taleplerde bulunuluyor. Talepler listesinin başında azınlık hakları yer alıyor. 115 sayfadan oluşan raporda Fener Rum Patriği'nin ekümenik ünvanını resmen kullanmasının önündeki engellerin kaldırılması isteniyor. Heybeliada Ruhban Okulu'nun açılması da talepler arasında yer alıyor. Yeni anayasa da raporda geniş yer buldu. İşte o bölüm. Anayasa kurumların istikrarını güçlendirerek hukukun üstünlüğü, azınlıkların korunması ve hakları, Kürt sorunu dahil uzun süredir devam eden sorunların çözümüne olanak sağlamalıdır. Türkiye'ye ifade özgürlüğü konusunda da eleştirilerin yer aldığı raporda basın kanunu ve Atatürk'ü koruma kanununun ifade özgürlüğünü kısaltılmada kullanıldığı öne sürülerek Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleriyle Terörle Mücadele Kanunu'nun 6. ve 7. maddelerinin değiştirilmesi istendi. Raporda Türkiye'ye övgüler de yer alıyor. Avrupa Birliği'ni memnun eden en dikkat çekici başlıksa asker-sivil ilişkileri. Raporda bu konuyla ilgili olarak güvenlik güçleri üzerindeki sivil denetim prensibinin güçlendirilmesinde iyi ilerleme sağlandı. Ağustos 2011 yaş toplantısı silahlı kuvvetler üzerinde daha güçlü sivil denetim yönünde atılmış bir adımdır. Asker harcamalar üzerinde sivil gözetim güçlendirildi ve milli güvenlik stratejisi gözden geçirildi. Buna ilaveten yaş kararları sivil yargının incelemesine açıldı denildi. Öte yandan raporun açıklanmasının ardından Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen genişlemeden sorumlu üye Stefan Fül, Rumlarla Akdeniz'de yaşanan krizle ilgili olarak Türkiye'ye 4 uyarıda bulundu. Fül şöyle konuştu. 1. Kendi ekonomik bölgesinde bu tip araştırmalar yapmak Avrupa Birliği müktesebatı ve uluslararası hukuk çerçevesinde her üye devletin hakkıdır. 2. Sorunların çözümü için görüşmelerini sürdüğü bir zamanda tehditlere ve eylemsel sürtüşmelere yer yoktur. 3. Türkiye, ek protokolden doğan sorumluluklarını yerine getirdiğinde konu kendiliğinden çözülecektir. 4. Bizim tüm odaklandığımız konu adadaki çözüme dönük müzakerelerdir. Tüm tarafları rasyonel davranmaya ve sağduyulu adım atmaya çağırıyoruz. Birleşmiş Milletler altındaki görüşmeler devam etmelidir, dedi. Rapora ilişkin hükümet kanadından ilk değerlendirme Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'tan geldi. Bakan Bağış, Avrupa Birliği övülecek konularda cimri, eleştirilecek konularda cömert davranıyor, dedi.